Günaydın, günaydın. Biz sonunda Buenos Aires'teki en merak ettiğimiz yere gidiyoruz. Bugün La Boca Mahallesi, Boca Juniors'un mahallesine gidiyoruz ama gitmeden önce Türkiye alın satan böyle bir kardeşler, unlu mamuller bulduk. Aşırı mutluyuz. Uğurduğundan bir çekme yapıyoruz, hijyenle aradınız. Aynen, korona döneminde. Çok güzel böyle empanada, şöyle şeyler, Allah'ım şükürler olsun. Bulduğumuz şeye bakar mısın ya? Kruvasanlar, çekirdekli. Bunlar... Allah'ım o kadar sıcak, bakar mısınız, parlıyor, ne güzel. Sonunda ya baba. Şu an kendimi gerçekten Türkiye'de gibi hissediyorum. Bak sana falancı kevcolar falan burada. Bunlar değişik. Böyle. İnanılmaz. Güllü, şerbetli falan. Çok iyi, çok mutluyum. Baksana adam kese kağıda doldurdu. İşte böyle salata tabaklar falan satıyorlar. Her yerde böyle yumurtalı, havuçlu falan doldurmuşlar falan böyle. Meyve suları. Şöyle... Şimdi biz şöyle çok güzel şeyler aldık. Göstereceğim size. Bir tane şöyle kruvasan aldım. Üstüne böyle elim yapışıyor. Sıcacık. Neydi bu acaba? Boşmuş. Şöyle bir şey aldım. Böyle içinde sanırım mısır falan var. Ve mısır, peynir falan var. Soğan var orada şimdi. Soğan mı? Evet, soğan var. Bir tane daha. Abi hamur da çok iyilerdi ya. Bir tane de şöyle bir şey aldım böyle. Çok güzel abi. Çok iyi ya. Çok iyi. Bu üçü bir Coca-Cola. Taner de farklı bir üç aldı. Aynısı aldı. O da Sprite. Üçüne toplam biz $6 para ödedik. Sıcacık. Bence çok başarılı. Çok güzel. Gerçekten sıcacık tatlı. Biz her zamanki gibi. Tren istasyonuna geldik. Memlekette tren kullanmaz mı? Tren kullanmak. Her gün tren kullanıyoruz ha. Merkeze gidebilmek için. Bugün dediğim gibi arkadaşlar Boca Juniors'ın mahallesi La Boca'ya gideceğiz. Benim Buenos Aires'taki en çok merak ettiğim yerdi ki Taner'in aynı şekilde gidip orada Icardi pozu vereceğiz yani. Stadı gezmeyi. Orada Arjantin ünlü yemeği, stik yemeği falan. Eğer ucuz bulabilirsek ne bileyim Arjantin forması, Boca forması falan onlar falan düşünüyoruz. Keyifli bir gün olacak. Bakalım. Hikayesini falan öğreneceğiz. O hissiyatı yaşamaya çalışacağız. Orada görüşürüz. Şu metro istasyonunun güzelliğine bakar mısınız ya? Burada bile gerçekten çok güzel işlemeler var. Allah'ım hayran kaldım ya. Sanki Floransa'da geziyor gibiyim. Çok güzel. Mucho gracias. Baba insanlar çok yardım sever. Seviyorum ya. Arjantinleri seviyorum ya. Vallahi şimdi Retro'dan 152 numaralı Boca otobüsüne gideceğiz. Böyle otobüste Boca yazması lazım. Haberiniz olsun. Gün içinde tüm Boca bastı filan esprilerini yaparız. Canacağımız var. Arkada arkada. Yeter bizi de alın be kardeşim. He. Şimdi biz geldik de. Hola. Burada bir abim böyle bir şey satıyor. Baksana küçük bir mangal var. Üstünde ekmek böyle. Burada da bizde pişiye benzeyen. Şurada da şekerli bir pişiye benzeyen. Burada da böyle ekmek. Você faz tudo? Gracias. Ciao ciao. Burada baksana böyle satıyor. Bu ne yapıyor böyle? Temizlemiş buradan. Şimdi arkadaşlar biz Boca Juniors'ın ünlü olduğu La Boca mahallesine doğru gidiyoruz. Burası biraz tehlikeliymiş. Eskiden favelaymış bura. Şu an tabii turistik falan olmuş ama insanlar dedi yine de dikkat edin dedi. Biz de iki kişi gidiyoruz bakalım. Sabahtandır konuşuyoruz diyoruz. Bizi yıkmaya en az 4 kişi lazım. Gazamız mübarek olsun. Gerçekten çok heyecanlıyız bura için ve statta falan görünüyor ileriden. Buranın hikayesi falan size anlatacağım. Buradan Yek'ten başlıyoruz. Hava şansımıza rüzgarlı ve yağmurlu. Buenos Aires'in anlamı güzel havalar. Ve bir haftadır güneşli gündü. Bizim en merak ettiğimiz yerde yağmur yağmaya başladı yani. İnanılmaz. Bakalım çok güzel şeylerle karşılaşacağımızdan şüphemiz yok. Biz böyle stadın yanındaki bir tane formacıya girdik. Burada böyle Buenos Aires'in. Buenos Aires değil de Boca Juniors'ın filan. Haliyle bir sürü forması falan var. Ama gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Orijinal falan gerçekten $100 Arjantin forması. Ama kara borsada $100 yani. Aynen bir de kara borsada gerçekten $200 yani. Böyle sahteler filansa $15-20 falan başlıyor. Çok güzel haliyle böyle ceketleri, takımları falan var. Şöyle formalar falan. Mesela bu sahte olmasına rağmen
20-22 dolar falan yani burada. Öyle de bir sürü şeyler falan var. Kupalar bile satın alabiliyorsun burada. Gracias. Burası da böyle stadın yanı. Az önceki sokaklar biraz tehlikeli gibi duruyordu. Burası ise daha güvenli böyle. Stadın yanına bir yerden stada gireceğiz. Böyle bir sürü kafalar falan var sanırım. Şampiyonların falan yüzlerini falan yapmışlar önemli insanların. Burada da böyle bakar mısın? Maradona'nın bayrağı. Messi, Maradona. Gene Maradona falan böyle. Her yerde böyle forma shoppingleri falan var. Forma, bayrak falan satıyorlar. Buradan böyle artık yavaş yavaş kalabalığa doğru gidiyoruz. Böyle eski evler falan var. Şöyle bir tane ev var. Papa. Evin balkona Papa değil mi o? Papa, sonundaki de Maradona. Ama Maradona hiç benzememiş. Aynen arkadaşlar, gerçekten buradan Maradona'ya tanrı gözle bakıyorlar. Çok fazla yazılar var. Statta falan da Maradona'nın tanrı olduğuna dair yazılar. Buralarda falan böyle Maradona'yı anlatan grafitiler falan. Burada böyle buranın La Bombonera isimli stadı var. Hemen yanında da böyle ünlü Boca'nın shoppingi var. Şöyle heykeller var, göstereceğim. Yan tarafta ise şöyle kazandıklar kupalar falan kabarmışlar böyle. Çok rüzgar var. Ondan sonra şurada da böyle Maradona'yı oturtmuşlar. Çalmasınlar diye Maradona'yı zincirlemişler kardeşimi. Şöyle Sudamericana kupası. Bu da Martin Palermo. Martin Palermo dünyada 3 kere üst üste bir maçta penaltı kaçıran insan rekoruna sahip arkadaşlar. Burada da Juan Román Riquelme'nin heykeli var. Burada da Carlos Tevez, ona heykeli resmetmişler. Burada da gene böyle grafitiler. Bunu tanımıyorum. Burada Maradona kral Dünya Kupası'nı falan öpüyor. Şurada Tevez gene böyle. Şurada da gene kupalar. Burada da gene Maradona kardeşim baba. Ölürüm sana baba. Burada da böyle şey yapmışlar falan. Burada da. Şimdi sizi içeriği gezdireceğim. Burada da aynı zamanda böyle bir sürü yani cüzdandan tut, kupa, bardaklar, Dünya Kupası, ne bileyim termoslar falan, hepsi şampanyaya kadar hepsini yapmışlar. Messi kardeşim ne haber baba? Sen nasıl yapmışlar? Hiç ben dedim. Sen niye kırmızıya boyamışlar lan? Kıpkırmızı yapmışlar bunu. Böyle içeriye girdiğinde. Tamam. Savaşın içini mi? Şöyle arkadaşlar, kupalar var. O zamanlardan kazananlar. Sudamericana'yı baksana. 74'te River Plate, 75'te River Plate, 76'da Cruzeiro gibi hepsini tek tek canlandırmışlar. Şöyle tişörtler var. Messi Maradona'ya bakıyor. Maradona Dünya Kupası'nı öpüyor falan gibisinden. Böyle anahtarlıklar içeride. Formalar inanılmaz güzel arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Kafana taktığın şeyler, şortlar falan. Mesela bu şortlar 10 dolar. 9 dolar falan böyle bu atkılar falan. Şöyle formalar falan var. Batistas'ına, Riquelme'sine falan. Şimdi kendime bir tane forma alacağım. Maradona'nın. Biraz daha. Çok heyecanlıyım. Maradona'yı çok seviyorum. Ve burada orijinal bir Maradona forması alacağım. Aşırı mutluyum. Burada yine termoslar. Baksana mate çayı içmek için. Şöyle ne bileyim La Bombonera'yı, stadı. Böyle küreler falan. Her şey var. Dünya Kupası falan. Her şey. Her şey. Benimki hazır mıymış? Ben şimdi forma siparişi verdim. Alacağım formamı. Göreceksiniz. Çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi formayı aldım. Gerçekten son yıllarda kendim için aldığım sörften sonraki en güzel şey, ki maddi açıdan bence kesinlikle sörften daha mutlu hissediyorum. Dünyada hiçbir yerde bulamayacağınız, bura hariç bir forma aldığında buradaki son forma. Şöyle göstereceğim. Lütfen maşallah deyin arkadaşlar. Gerçekten kıyamayacağım yani. Şöyle bir Maradona forması. Maradona'nın işlemesi var önde. Orijinal tamamen şuradan şöyle. Adidas şeyi ve arkayı döndürdüğümüzde de böyle Maradona yazıyor. Altında ise 1965. O kadar hevesliyim ki. Bununla geziyorum şimdi. Bunun için 8500 peso ödedim. Yani 30 dolar falan. Bunun için daha fazla rulet oynamam gerekecek. Çok fazla gerekirse eskortum. Çocuk yiyeyim mi? Çok iyi.
mükemmel, mükemmel. Yemin ediyorum bu zaten Maradona forması bulmak çok zor. Orijinal. Yani şöyle bir işleme, Diego işlemesi. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz buradan çıkıyoruz, formalarımızı aldık. Şimdi arkadaşlar burası size daha önce de söylediydim. La Bombonera Stadı Boca Juniors'ın. Ama maalesef giremiyormuşuz arkadaşlar. Sadece kombinesi olanlar ve kulübe üye olanlar girebiliyormuş. O yüzden maalesef ki giremiyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Burada da sokak. Yakıştı değil mi? Ya çok mutluyum Allah'ım. Arkadaşlar lütfen maşallah deyin. Başına hiçbir şey gelmesin. Magnetler çok pahalı ama bak. Magnetlere baksana. Evet. 5 dolar, 6 dolar magnet mi olur abi? Ne oluyor abi? Magnetin 1 dolardır, maksimum 2'dir yani. Tabii canım. Bak Obelisco'nun magnetleri falan. Böyle takımların magnetleri. Aynı zamanda şöyle Boca'nın plaka tarzı şeyler. Şimdi böyle burada rengarenk evler var arkadaşlar. Favela'nın evleri böyle rengarenk. Kaminitolar. Şimdi birazdan buraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Boca Juniors'ın renkleri mavi ve sarı. Ama ilk başta kurulduğunda mavi ve sarı değilmiş. Siyah ve beyazmış. Ama o zamanlar şehirde aynı renkte bir takım daha varmış. Ve Boca takımı diyor ki o takıma, hadi diyor maç yapalım. Kim kazanırsa bu renkleri alsın diyor. Onlar da tamam diyor. Maç yapıyorlar. Bu sefer Boca'nın rakibi kazanıyor. Ve siyah beyaz rengini onlar alıyor. Bu sefer Boca'nın tekrar bir renk seçmesi gerekiyor. Ve Boca'yı kuran takımlar Los Kerkenes. Aslında Kerkenes diye okumuyor ama bizim dilimizde Kerkenes diye okunuyor. Bir favela grubu kuruyor. İşçi takımı falan. Ondan sonra onlar diyor ki tamam diyor. Herkesi limana topluyorlar. Diyorlar karşıdan gelen ilk geminin rengi bizim takımımızın rengi olacak diyor. Ve karşıdan İsveç savaş gemisi geliyor. Onlar da o yüzden rengi İsveç'in bayrağı olan sarı ve mavi olarak seçiyorlar arkadaşlar. O günden beri Boca'nın renkleri bu. Haberiniz olsun. Biz şimdi buradan böyle yürümeye başladık. Aynı zamanda Boca, Arjantin'in en eski ve en köklü takımlarından. Rakibi de River Plate arkadaşlar. Biliyorsunuz onlar da kırmızı beyazlar. River Plate o da bu semtte kuruluyor ve Boca Juniors da bu semtte kuruluyor. Ama bunlar tabii ki de çok kavga ediyorlar filan. Ondan sonrasında diyorlar ki River Plate'i buradan taşıyalım. River Plate'i buradan taşıyorlar. Buranın zengin bölgesi Nunez'e taşıyorlar ve ondan sonra onların ismi Los Millonarios, yani zenginler olarak kalıyor. Boca Juniors ise tamamıyla halk, işçi, fakir kesim destekliyor. Arjantin'de de şu an yani zengin takımı River Plate, fakir takımı Boca olarak geçiyor. Bocalılar River'lara korkak tavuk diye sesleniyorlar. Onlar ise bunlara orospular diye sesleniyor arkadaşlar. Gerçekten aralarındaki düşmanlık böyle bir dünyanın en ateşli derbilerinden biri olarak geçiyor. Ama ona bilet bulmak çok zor. Bir bağlantı ya da kombine falan lazım yani. Buradan böyle her türlü Maradona, cartı, curtu falan gene formaları falan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası dediğim gibi önceden favelaymış ama şu an çok turistik bir yere dönüşmüş durumda. Sokakları filan. Şeyi böyle taksana bak. Eva Peron, Maradona, Che Guevara. He. Baksana Maradona, Evita, Che Guevara. Soldaki adam kim? 10 tane yapadı. 10 tane, 10 tane yapadı. Arkadaşlar Bocalılar gerçekten Maradona'ya tapıyorlar. Hatta bu stada girebilseydik size yazıyı gösterecektim. İçeride öyle bir yazı var. Bu taraftar gruplarına yazdığı ve onların ismi de tribünün sarhoşları arkadaşlar. İspanyolcasını hatırlamıyorum. Orada bir yazı yazıyor. Boca dinimiz, Maradona tanrımız, Bombedaro'da mabedimiz, kilisemiz anlamında bir yazı var. Gerçekten Maradona'ya tapıyorlar ve tanrı gözüyle bakıyorlar ki hala yani. Maradona, Maradona yapan Boca, Boca'yı da Boca yapan da Maradona yani. Buradan böyle grafitili sokaklardan devam ediyoruz. Buradan böyle artık renkli evler filan başlıyor. Buradaki evler Türk bayrağı da var orada. Aha, Türk bayrağı bulduk. Bayrağım, şanlı bayrağım orada. Sen dediğin yer bura mı? Buna benziyor da Maradona böyle terastan falan veriyor. Burada böyle camlardan filan böyle heykeller filan var. Çaptı. Sen Santiago'da böyle tutup gezeceksin.
Zor değil mi? Mümkün değil. Burada bakar mısınız böyle basket sahası, grafitiler falan. Burada arkadaşlar evler birazdan rengarenk olacak. Şimdi de olmaya başladığı gibi. Bunun nedeni insanlar buraya turist çekmek amaçlı. Zamanında burada yaşayan insanlar o kadar fakirmiş ki arkadaşlar. Herkes birbirine boya falan veriyormuş. Onlar da boya buldukça boyuyorlarmış. O yüzden böyle rengarenk evler falan oluşmuş durumda. Bakar mısınız ya? Çok güzel. İşte benim aradığım rengarenklik bu. Abi şuraya bakar mısın ya? Şu kafana kaldır şu eve. İnanılmaz. Of, çok güzel. Çok güzel. Rengarenk. Evet, bu. Bu. Dünyanın en güzel evi şu an benim için bu. Rengarenkler baba. Sonunda bittik ya, gri gri. Böyle de burası artık dediğim gibi turistikleşmiş. Bakar mısınız ya, her yer. Bu arada arkadaşlar, boka demek ağız demek. Bildiğin ağız. Aha. Baba şu evlere bakar mısın ya? Rengarenkliğine. Allah'ım çok iyi. Çok iyi. Baba. Aşık oldum şu evin güzelliğine bak. Çok güzel, her yer rengarenk. Ya bu nerede kardeşim bu Maradona? Bu adam perişan oldu. Nerede bu Maradona? Bak burada da evler böyle rengarenk. Allah'ım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada böyle yemek satanlar, küçük sosisler falan, meyve suyu satanlar falan. Çok güzel ya. Gerçekten inanılmaz güzel. O papa niye böyle yo ye falan yapmış gibi? Baksana, papanneli o eğleniyormuş. Baksana ya. Çok güzel. Böyle masalar falan bile rengarenk arkadaşlar, sandalyeler falan. Can ablam burada şarkı söylüyor. Tango falan. Garsondan kıyafetlerine bakar mısınız? Çok tatlı. Şapkalar falan. Merhaba. Oha. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray. Fenerbahçe, Hasiktar. Fenerbahçe, Hasiktar mı? İbne. Ne? Por qué? Por qué Fenerbahçe, İbne? I don't know. You, for example, Beşiktaş is... No, no, Galata. ¿Cómo vos aprende merhaba? Here, here. Here. Muito Turquía. ¿Vos sabe diferente? Todo idioma. No, no, no. You know in different Turkish words. For example, nasılsın? No, no, no. Merhaba, Hasiktar, İbne, Mirage. Mirage? Mirage. Mirage? What's Mirage? Yusal. Güzel. Güzel, güzel. Lindo. Linda. Gracias, mano. Burada da böyle bir sürü balkonlarda filan heykeller filan var. İçeriye filan. Girdiğinizdeki böyle dükkanlar falan var arkadaşlar. Rengarenk. Adam inme filme dedi, çok geçirdim ya bir anda. Durduk yere. Her yer rengarenk arkadaşlar. Çok güzel, çok keyifli. Burada da böyle neyim ki bunlar? Böyle kaba boyamışlar arkadaşlar. Aynen. Çok güzel ya. Çok küçük bir yer tabii burası. Şu an bitti bile hatta. Ama renk cümüşü o kadar keyif veriyor ki. Tahmin ettiğim gibi. En çok beğendiğim yer bu oldu. Çünkü rengarenk. Sormam var abi. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. İlk defa bir forma satın aldım. Kendi ülke formamın dışında ki hiç Türkiye forması da almadım. En son 2005 Galatasaray forması aldıydım. 101 forması. Onun haricinde 17 sene sonra ilk defa forma aldım ve tam hayalim olan Maradona. Buradan baba şimdi devam ki. Burada filan da böyle küçük sokak filan var. Böyle içecek satıyorlar, şaraplar, küçük salgadoslar. Sol tarafta gene böyle kıyafetler. Yani tahmin edersiniz ki arkadaşlar buradan şarap bakınca aklıma geldi. 20-30 sene önce çok tehlikeli olan bir yeri tamamıyla artık turizme çevirmişler ve para basıyorlar abi. Şu an hafta içi olmasına rağmen
para basıyorlar yani. Buradan böyle. Klasik burada da böyle. Kıyafetler filan. Farklı bir şey yok açıkçası burada da. Böyle çok güzel yerler var arkadaşlar. İnanılmaz. Bakar mısınız? Bir tarafa Messi, bir tarafa Maradona'yı koymuş. Çok güzel ya. İnanılmaz. Çok güzel. Sadece küçük restoran ve hediyelik eşya dönmüş durumda her yer. Sadece bu yani. Ama yine de çok keyifli bir enerjisi var. Yani aynı yerlerde dolansam bile inanılmaz hissettiriyor. Burada da o zamanki tersane işçiler falan arkadaşlar. İşte zamanında Boca'yı falan kuran bu işçiler. Ondan sonrasında da artık Boca yükseliyor falan böyle yani. Ama hala işçi takımı. Çok iyi ya. Baba şöyle bir restoranda yemek yiyeceğiz şimdi. İlk defa böyle bir şey var. Daha kimse oturmadan çatal bıçaklar dizmişler. Ama peçete falan da yok yani. Sıfır hijyen. Hala. Şöyle. Aynen. Menüde falan. Aynen. Burada. Şimdi biz et diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Arjantin'in en ünlü yeme et, mangal falan. Biz bugün yiyeceğiz burada. Çünkü bu kadar burada yemek verdiğimiz. Şöyle bir masa grubu var. Esnaf lokantası gibi. İnanılmaz abi. Yan yana oturuyorsun yani. Masa falan böyle herkes. İçeride de nasıl bir restoran sistemi var bilmiyorum ama. Garip yani. Yemek yediğim en ilginç yerden beri. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde böyle hazır kıta bir şey görmedim abi. Baksana sallanan. Baksana. Keyifli. Şimdi bakalım. Amigo gel bakalım. Şimdi yemeklerden etler metler filan. Etler bence şu Aplato'da. Aplato'da. 10-12 dolar filandan başlıyor arkadaşlar böyle. 2700 filan. Şöyle çözeceğiz yani. Baksana hamburger Messi şampiyon. Martinez. Katar 2022 hamburgeri. Dünya kupasına özel hamburger filan yapmışlar yani. Yalnız hamburger kadar çok pahalı. Aynen hamburger içinde. 1300'dü. Aynen. Herhalde şey bunu alınca Katar'a Dünya Kupası bileti veriyorlar herhalde baba. Çok pahalıymış lan. Messi, meylan bu Messi'nin götünden mi yapıyorsunuz bu hamburgeri bu kadar pahalı kardeşim? Hele şu Aledibu Martinez 8000 peso. 8000 peso böyle aha bunu almış 8500. Valla saçma biraz ya baba burası. Çok ucuz değil mi? Çok ucuz yani. Bu sisteme göre çok uçuk yani. Ne oldu ya tahtada baksana. Şuna bak kardeşim yani. Kah gidek abi başka yere gidek ya. İnanılmaz yani lan. Tahta masada biz iskeyecekler ya. Kadın adamını aklına almış durumda. Böyle. Bilmiyorum böyle kadınlar falan var arkadaşlar. Bize de geldiler. Diyor ki beraber foto çektim efendim. Para karşılığı fotoğraf çektiriyorsun. Hatunun fiziği 10 numara. Ama değişik aynen. Böyle insanlar fotoğraf çektiriyor seksi kadınlar falan. İyi tezgah lan. Yemin ediyorum var ya az önce kadın bana geldi çekilerini falan diyor. Ben nasıl bu tezgaha düşmedim bilmiyorum. Normalde çok düşerim. Ya bak bu kadın işte. Yaşlı diyorsa beni kandırırdı. Beni hele şu son bir haftadır beni kandırmak çok basit zaten. Hemen her şeyi düşebilirim. Üstümdeki tişörtü, götümdeki donu alabilir kadınlar bu varlar. Ama beni kandıramadı yani o derece. Normal bir şey değil sonumuz ayrı olsun. Buradan biz şimdi bir tane restoran seçeceğiz. Dediğim gibi her yer klasikleşti arkadaşlar. Çok küçük bir yer ya. Topu topu 200 metre, 300 metre bir yer yani. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonrasında da burada Dolcin Leche var. Onu denemeyi planlıyoruz. Süt reçeli. Brezilya'da da var. Ama buradaki farklıymış göreceğiz. Oh yeah, yap bari gay. Papaya neden öyle yapmışlar bilmiyorum. That was is a beef. 800 gram çok pahalı. Evet pahalı. 1 kilo bile değil. Evet. 800 gramdan ne olur abi? Sen de 500-600 gram yaz. It's for sure but it's a lot of food. 800 gram not a lot. I can eat alone. Yeah, I'm from Turkey, of course. I can't believe that. Okay, if you eat 800 gram in free, okay? You want a bet? No. Okay, don't believe as well. Yeah, you can try, I told you, cha-cha. 800 gramı yerim oğlum ben. 30 dolar, 800 gramı. Maya etin kilosu kaç? 4 dolar. Maradona. 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 Novo Maradona. Beef 5000.
kişi başı. Baba şimdi canlı müzik var. Ablam baksana ciğeri yanık gibi söylüyor. Abla 100 bin o zaman gel. Aynen. Senin masaya oturacağız baba. Ablama ateşli meyve tabağı yollayalım. Ablamı görüyor musun? Bana özel şarkı söyledi ablam benim. Ama masayı, ben masayı seçtim. Bize söyleyecektim. Bir anda pavyona geldik gibi hissediyorum. Ben de ablama bir tane viski yollayacağım şimdi. Arkadaşlar çok güzel bir servis geldi böyle. İnanılmaz ötekinde tahta masada yiyorduk. Buna peçeteye falan sarmış kezi getirdiler. Şöyle bir de acılı ezme falan getirdiler böyle ekmekle beraber. Baksana paşam oturuyor. Tam şarkının karşısında böyle. Keyifli bir ördem ya. Baksana ablam yine çıktı. Baş masaya geldi. Baksana ben tam çaprazda oturuyor. Viskisini yudum diyor ki ya. Atmayayım mı şimdi gidip? 1000 peso ablamın üstüne atmayayım mı böyle diyor. Arkadaşlar biz tezgah getirdiler. Buranın ünlü yemeğin Blenesa dedik. Şinitsel geldi bildiğin. Napolitan Blenesa taneninki de. Şok geçirdik yani. Güya ünlü yemeğiydi. Ama bir şey olmaz baba. Tango manzaramız falan var. Güzel. Her şey yolunda. Devam ki. Bu an. Merhaba baba. Ya bunlar niye Fenerbahçe'ye bir şey seviyor ben anlamıyorum. Vallahi inanılmaz geldi. Vallahi ya manyak razılar ya. Geldiler ülkemiz sorttan. Düğüm bundan ibaret yani. Vallahi bizi dümdüz ettiler ya. 2 tane suya 5 dolar para ödedik arkadaşlar. Bir de getirirken acil ezmeye de yazmışlar 2 dolardan fazla abisi. Bir de bahşiş ettiler abisi. Oh, pamuk gibi olduk valla. Şimdi arkadaşlar dos leçesi ünlü buranın. Buradan tadına bakabiliyoruz mu acaba? Baksana çeşit çeşit. Çikolatalı mikolata kapakları açık. Şöyle bir yer. Her şey var. Biliyorsunuz dos leçe bizim Türkçe'de süt reçel diye geçiyor. Böyle çeşitli çikolatalı mikolatalar falan böyle bir yerdeyiz. Onlar denemek istiyoruz. Aynı zamanda şarap da çok ünlü. Mardonan şarabı var abi 8000. Mardonan şarap mı ulan? Helal olsun ya. Vallahi çok büyük saygı duyuyorlar bu adama. Helal olsun ya. Yemin ediyorum. Baksana şurada da Mardonan şarabı falan. Baba gel şurada şeyi deneyelim. Ha burada burada. Gel baba gel. Bu nasıl bir şey? Süt reçeli baba. Koko. Kokain neymiş bu? Böyle de vegan varmış. Vegan kokainle. Koltal varmış. Dosuletçi. Evet. Öbür süsü sen gelme lan. Baba. 3 tane 8000. Reçel herhalde. Çok ekşi lan. Oğlum Vedat neye borcuna? Bileydik yemek yemezdik. Başka bir şeylere 30 dolar para ödedik. Almendro ha gel bademli bademli. Bademli mi? He he Almendro'lu gel. Yapıştırdım. Şu mu? He. Şimdi biz La Boca'dan ayrılıyoruz çünkü burada saat 6'da hayat tamamen bitiyormuş. O yüzden de dükkanlar falan da kapanmaya başladı. Keyifli bir yerdi, güzel bir yerdi. Sadece yemekler hariç. Yemekler gerçekten çok kötüydü. Yani değil Arjantin'de son zamanlarda hayatımda yediğim en kötü yemekti. Vallahi ben de sıkıntı yok yani. Şimdi ise buradan ayrılıyoruz.
Buradaki evler falan da arkadaşlar böyle çok keyifli, güzel, rengarenk. Her yerde hediyelik eşya var. Gerçekten yani turizmin dibini yaşıyorlar. Pahalı da. Gerçekten çok pahalı yani. Arjantin'deki çok çok pahalı. Çok çok pahalı ve Porto Madero'dan bile daha pahalı ya. Yani düşün, o lüks tersane camdan binaların olduğu yerden bile daha pahalı. Favela insanı gerçekten gondikliyor yani. Burada da böyle Benito Quinquela Martin isimli bir kişinin heykeli falan var. Burada da böyle buralar falan da böyle yerlere kaldırımlar falan da boyamışlar. Şurada kaldırım taşlarını falan. He? Obelisko gidelim. Oradan yolu bulur musun? He. Bakar mısınız buradaki binayı falan da böyle boyamışlar. Şuraları falan böyle her tarafı boyamışlar arkadaşlar. Kaldırımlar falan. Şuradaki manzarayı göstereyim size. Burada da böyle bir tane küçük bir göl var. Şuradan şöyle böyle bir değişik bir şekil yapmaya çalışmışlar. Onların yanlarına bile rengarenk koymuşlar. Su oldukça pis. Ördekler falan var. Hele ilerisi balçık. Keyifli bir yer. Şuralar falan da her taraf böyle renkli. Klasik. Güzel. Keyifli. Yani renkli açıdan çok sevdim. İnanılmaz benim, biliyorsunuz, renkli karşı fetişim var. Ve bunu başarmışlar yani. Ben o anda kesinlikle tavladılar. Ama kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Böyle bir forma alabilirsiniz. Ben o açıdan çok mutluyum. Futbol hayranıysanız değerlendirmeniz lazım. Ama gönül isterdi ki Bokarlı stadına girelim. Maalesef ki dediğim gibi kombine olmayınca girilmiyormuş. O yüzden biz de maalesef ki ayrılıyoruz. Bak, aha! Maradona heykeli şu değil mi aradın? Daha ne yapsın ya Maradona? Adam öldü, kalktı heykeli. Yolu Belgrano diyor. Gel bakalım. Aha.